Geçen gün çıkan haber için özür dilemeni istiyor senden. Hem de gazeteye haber olacakmışım. Oradan özür dileyip adını temizleyecekmişim. Ne diyeyim kızım ben sana? Eskiden olsa kızardım. Ama haklı. Ay neler söylemişsin sen öyle ya? Rezil oldu kız. Anne, abartma. Yani onun yaptıklarının yanında benimki ne ki? Yakıştım sana. Hiç yakışmadı. Kader! Kalk kız, işe geç kalıyorsun. Ne yapacaksın? Konuşacak mısın gazeteye? Asla. Konuşacak bir şey yok ki. Ben yanlış bir şey yapmadım. O bize o kadar kötülük yaptı. Ben de iki laf ettimse ne olacak ki? Yanlış şeyler de söylemedim. Benim çıkmam lazım. Nereye? İşim var. Cüneyt! Geldim baba. Hadi gidiyoruz. Sen gelmiyor musun? Ben biraz gecikeceğim. İyi. İtalya'dan haber olursak sana da veririz. Haber geldi. O iş tamam. Deme ya! Bu şimdi mi söylenir? Aferin kızım. Yine yüzümü kara çıkarmadın. Hayırdır? Yeni iş mi aldınız? Ya, Eylül sayesinde. Canım. Hadi bakalım. Gecikme falan anlamam. Doğru şirkete, çok işimiz var. Baba. Feride'nin tasarımlarına onay geldi. Ne? Bu herifler işten falan anlamıyor. İki iş gitti, birini tercih ettiler. Tamam. Eylül'ün tasarımları da güzeldi. Ama onlar Feride'ninkini tercih ettiler. Buna nasıl izin verdin Eylül? Demek ki bir şeyleri eksik yapmışsın. Elin beslemesine yenildin. Baba yapma. Bak, dün söyledim, bugün yine söylüyorum. O kız bu işi eline yüzüne bulaştırsın, iki elim yakanızda. İçki içmediğine göre başarını kahveyle kutlayacağız. Sana ve başarına. Teşekkür ederim. Çok incesin. Ya Tunç. Bana bir tek sen güvendin. Cüneyt'e haksızlık etmeyelim şimdi. Onun da emeği büyük. Rüya gibi. Ya Eylül'ü değil beni tercih ettiler. Aklıma geldikçe bile kendimi tutamıyorum. Gülüyorum. Gül tabii. Daha da çok güleceksin. Yavaş yavaş alt edeceksin onları. Ben bugün Kanal Anka ile konuştum. Ankara'daki sanayicilerin en çok takip ettiği kanaldır. Bütün piyasanın bu başarımızdan haberdar olması lazım değil mi? Bugün Cüneyt'le görüşecekler. Seni de isteyecekler. Seni parlatacağız Feride. Sen parlarken Eylül'ün sonuçunu yavaş yavaş izleyeceğiz. Kemal. Merhaba. Girsene, kapıda durma. Hiç iyi görünmüyorsun. Neyin var? Biraz üşütmüşüm. Yalnızsın da. Kim olacaktı ki? Hem alışkınım zaten. Hayırdır? Sen uğramazdın buraya. Ben... şu gazete haberi için. Anlaşıldı. İsteğimden vazgeçeyim diye seni gönderdi değil mi? Yok. Bahar'ın buraya geldiğinden haberi yok andan.
konuda sana karşı mahcubum. Ama Bahar özür dilemeye yanaşmayacak. Sen sıkma canını. Zaten babam zorladı diye böyle bir şey istedim Bahar'dan. Yoksa Bahar'ın söyledikleri artık umurumda bile değil. Ya, babamı biliyorsun işte, aileye laf getirmeyecekmişim falan filan. İstersen gazeteye bir açıklama yapabilirim. Hiç gerek yok. Babam da ilk anda köpürdü öyle işte. Zamanla unutur. Ben sana bir şey ikram edeyim. Handan. Handan, hiç iyi görünmüyorsun sen. Üzülme artık kızım. Aman Osman amcanı tanımadın mı? Sabah bağırır, akşama gelir unutur. Ağlama artık sen. Elimde değil Zürhan. Aa. Bak. Nazoş kahve yapmış. Bir iki yudum iç sakinleşirsin. Afiyet olsun. Sağ ol. Hata yapmaktan hoşlanmıyorum Zühran. Feride'ye nasıl yenilirim? Osman baba haklı. Buna izin vermeyecektim. Allah'ın işi tabii, ne olacak Allah'ın işi. Acemi şansı işte. Aman bir iki bir şey çiziktirdi de tuttu diye. Senin gibi başarılı olamaz ki, bugün var yarın yok. Keşke Cüneyt de böyle düşünse. Ne oldu? Sana bir şey mi söyledi? Söylemeyeyim diyorum ama dayanamayacağım artık. Cüneyt Mutlu'ya haberi vermek için Feride'nin evine kadar gitmiş. Bu ne düşüncesizlik ya? Neye gidiyor evine? Her fırsatta o kızın evinde. İşle ilgili bir konuysa niye evine kadar gidiyor? Telefon etsin, mail atsın. Yavrum, bak sıkma canını. Annen gelecek, yarın öbür gün evleneceksiniz. Artık Cüneyt Feride'ye o gözle bakmaz. O iş bitecek, biz de ondan kurtulacağız. Hiç sanmıyorum. O kızı Cüneyt'in peşini bırakmayacak. Boşuna sevinme Nazire. İki dünya bir araya gelip Feride'yi Cüneyt'e istese bu iş olmaz. Ben karşısındayım, anladın mı? İki kere iki dört. Ben ya. Sen hala gitmedin mi? Yok. Hadi şu ıhlamuru iç. Bir şeyler ye. Ancak kendine gelirsin. Sağ ol. Ama sen artık git. Bahar duyar falan. Ya tamam, sen bir şeyler ye, bir göreyim ben onu da. Ondan sonra. Ateşinde mi var senin ya? Önemli değil ya. Dinlenirsem geçer. Kemal? Senin ne işin var burada? Ne işin mi var? Seni takip ettim. Ne? Üzgünüm ama seni takip ettim işte. Sonra da maalesef buraya geldiğini gördüm. Asıl sen cevap ver. Senin ne işin var burada? Bahar. Yanlış anlama ne olur. Kemal'i ben çağırdım. Hastayım. Kimi çağıracağımı bilemedim. Kemal'in bir suçu yok. Bir düşemedin yakamızdan ya. Bahar bir sakin ol. Görmüyor musun? Kız hasta. Bana ne? Hastaysa hasta işte. Bizi onun hiçbir şey ilgilendirmez artık. Hadi Kemal gidelim.
Siz gidin Kemal. Bu tatsızlık daha fazla büyümesin. Tamam. Dikkat et kendine. Saçmalıkların seçilmiş. Saçmalık derken? Gözümün içine bak ve söyle. Bunları başkasından mı aldın? Neyi? Çizimleri! Anlamazlıktan gelip bana laf ebeliği yapma. Eğer öyle bir halt idiysen söyle. Büyük anlaşma yapılacak, başımızı belaya sokma. Bunlar benim çizimlerim. Kimseden bir şey çalmadım. Neyse ne. Bana bak. Bu işi batırırsan ben de seni batırırım. Hem de öyle bir batırırım ki değil ateş, feriştahı gelse kurtaramaz. Kolay gelsin. Oh, Ferman Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sonunda işinin başına dönmüşsün. Evet. İşimin başındayım. Aferin. Emeğine sahip çık. Kırgınlıkları sevmiyorum. Sen benim oğlumsun. Hadi gel. Sen yokken neler oldu anlatayım sana. Handan hastaydı, sen de çok üstüne gittin bari. İnanamıyorum sana ya. Handan yüzünden tartışıyoruz. Artık onu mu koruyorsun bana? Ya ben kimseyi korumuyorum. Sadece hastaydı diyorum. Ayrıca Handan çağırmadı beni otele. Ben kendim gittim özür dilemek için. O gazete haberine kızdığımı biliyorsun. Benim adıma Handan'dan özür mü diledin sen? Evet. Çünkü uzatmasını istemedim. Hasta olduğunu görünce de ilgilendin tabii. Bahar, o bizim gibi değil, yalnız. Pes yani. Seni de kendini acındırmayı becermiş sonunda. Kıskanıyor bizi belli. Hala aklı sende. Ya, ne diyorsun sen? Tamam. Daha fazla uzatmayalım. Yeter bu kadar. Hem sen de işe geç kalacaksın. Benim de bir şeyler almam gerek. Ben unutacağım. Sen de unut. Gel. Cüneyt, vaktin var mı? İtalya işiyle mi ilgili? Ben bir karar aldım. Onu söyleyecektim. Projeden çekiliyorum. Eylül devam etsin. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? İstemiyorum Cüneyt. Zorla değil herhalde. Evet, zorla. Çocuk oyuncağı mı sandın sen? Bir işe başladın, sonunu getireceksin. Büyü artık. Madem yeni bir hayat istiyorsun, al sana fırsat. İşini yap. Şımarıklığın alemi yok. Efendim? Kanal Anka mı? Dertleri neymiş? Tamam, bağla. Feride. Daha konuşmamız bitmedi. Evet, buyurun. Doğrudur. Bugün mü? Tamam, sorun yok. Gelin görüşelim. İyi günler. Bak, haber her tarafa uçmuş. Bu iş önemli Feride. Sen de bu projenin tasarımcısı olarak yanımda olacaksın. Başka seçeneğimiz yok. Hazırlan. Röportaj vereceğiz. Gelmemiz.
Evet, iyi oldu. Görüşemiyoruz ne zamandır. Ben de zorlamak istemiyorum. Malum Kemal. Biliyorum, sağ ol. Ya Bahar, ben sana bir şey soracağım. Evet. Kemal seni üzüyor mu? Yok canım. Kemal beni üzmez. Kıyamaz bana. Sen beni boş ver de asıl sen anlat. Dün ifade için polisler çağırdı ya seni. Yani bir sorun yok değil mi? Yani sana bir şey olmayacak. Yok canım, merak etme, hiçbir şey olmayacak. Yani sadece Kubilay benim arkadaşım olduğu için çağırmışlar. Ne bileyim, bunlar pis işler. Tanıdığın falan da senin başın belaya girmesin de. Alo? Kızım merhaba. Osman Kozan ben. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ ol. Bugün seninle görüşmek istiyorum eğer müsaitsen. Tabii, ne zaman? Ne zaman olursa. Hatta ayağıma çağırmış gibi düşünmeyeceksen eve gel. Tamam, görüşürüz o zaman. Kimdi o? Önemli bir şey mi? Yok yok, önemli bir şey değil. Ben şurada ineyim Berat. İyi de eve gidiyorduk. Bir işim çıktı, bir yere uğramam gerek. Hem alışveriş yapacağım. İneyim ben. Kolay gelsin, görüşürüz. Ben başka birini istemiyorum Melda Hanım. O seçtiğim üç kadından birini istiyorum. Tuğne Murna anlamam. Ne kazanıyorlarsa iki katını vereceğim. Ya Melda Hanım, neden anlamıyorsunuz? Ofisinizde seçtiğim kadınlardan değil bunlar. Hiçbiri bana benzemiyor. O kadınları istiyorum. Ne gerekiyorsa yapın. Ne haber? Sana ne? Hayat böyle işte. Geldi mi üst üste gelir. Bir kere tökezlemeye gör. Ne diyorsun sen be? Aa, senin haberin yok mu? Kanal Anka geliyormuş. Feride ve Cüneyt'le röportaj yapacaklarmış. Feride'yle mi? Ne işi var o sümsüğün televizyonda? O sümsük seni yendi ya hani işte. İtalya işini herkes duymuş. Piyasa çalkalanıyor. Bundan sonra herkes Feride'yi tanıyacak. Garip. Onun yerinde sen olmalıydın, değil mi? Önce dükkan, sonra iş, yarın Cüneyt. Hızla kaybediyorsun. Ben kaybetmem. Aksine bir koyar, iki alırım. Dün dükkanı verdim. Ferman almadı. Bununla birlikte Cüneyt'in sonsuz güvenini kazandım. Artık bir dükkanım var. Bugünü ve yarını hiç dert etme. Dikkat et Feride'ye. Çünkü onu yerle yeksan edeceğim. Nazire! Buyurun Osman Bey. Şu Kemal'in odasını bir düzene koy. Eksiği gediği varsa tamamla. Yakında misafirlerimiz gelecek. Hayrola? Eylül'ünkiler mi geliyor? Sana ne? Sen benim dediğimi yap. Tamam Osman Bey, kızmayın. Ya odayı hazırlatmak önce benim de aklıma geldi de sonra bir içime sinmedi, ne bileyim. Hani böyle el aleme Mehmet Kemal'in odasını vermek. El aleme değil. Sahibine vereceğiz. Daha doğrusu sahiplerine. Aa. Bahar'la Kemal'e mi? Ay yoksa odayı onlar için mi hazırlatıyorsun? Aa, Bahar kızım hayırdır? Hoş geldin. Hoş bulduk Nazire teyze. Gel kızım içeri. Bahar, hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Geç bakalım.
İlk defa evimize geliyorsun. Çok mutlu ettin bizi. Nazire, misafirimize yiyecek bir şeyler hazırla. Sağ olun, hiç gerek yok. Şimdi Nazire teyze zahmet etmesin. Aa, zahmeti mi olur aa? Geç bakalım, otur. Gel kızım. Şöyle otur. Cüneyt'in odasında mı? Tamam, şimdi geliyorum. Köylü. İntiharı alsaydın bari. O görüşmede sen değil ben olacağım. Kusura bakmayın. Geç kaldım. Çok güzel olmuşsun. Feride, Karacakay mağazasında yapacaklar çekimi. Hazırsan çıkalım. Kıyafet getirmiştim. Giyinip gelsem? Tamam, olur. Sen hazırlan. Biz çıkalım, hazırlıklara bakalım. Orada buluşuruz. Tamam. Nergis broşürleri hazırlamış mı? Evet, o da gelecek bizimle. Tamam, hadi çıkalım. Nereye böyle? Acil giymem lazım. Karacakaya'daki mağazaya gideceğiz. Kanal Anka gelecekmiş. Röportaj yapacaklar. Ya tamam. Biraz bozuldum. Kabul ediyorum. Şık da davranmadım. Ama tebrik ederim. Bileğinin hakkıyla kazandın. Teşekkür ederim. Aa, dur. Ben çıkayım, sen rahat rahat giyin. Yok, sen rahatsız olma. Tuvalete giyinirim. Anne, sebze meyve al gelirken, yeter. Tamam anne, başka bir şey lazım mı? Aa, beyaz peynir olur ama bana bak, geçen seferki gibi şap gibi olmasın, tuzsuz olsun peynir. Ellerine sağlık Nazire teyzeciğim. Afiyet olsun Bahar'ım, afiyet olsun. Bahar mı? Bahar orada mı? Ha, ziyarete gelmiş bizi çocuk. Ne ziyaret anne, ne yapıyor orada? Oğlum. Bak bir sürü işim var, kapatmam lazım ha. Akşama görüşürüz, tamam mı annem? Hadi hoşça kal. Sana burada keyif çatasın diye mi para veriyorlar? Bak seferden geldim minibüs leş gibi. Git de yıka. Olur, hallederiz. Aynaları da yıka. Gerçi iyi. Kurtuluyorsun buralardan son günleri. Osman Kozan'a Bahar'ı yollamışsın. Ne diyorsun lan sen? Bırak oğlum artık bu gururlu çocuk ayaklarını. Hem Osman Kozan'dan bir şey istemem ayaklarındasın. Hem de eve nişanlını yolluyorsun. İyi akıl vallahi. Berat. Tepemin tasını attırma, bas git buradan. Bak ne diyeceğim. Sen de gitsene eve. Çaya. Hem annem kurabiye de yapmıştır. Adam gibi konuş lan. Güzel ama ya. Böyle böyle eski günlere kavuşursun işte.